Muhalefetin bir birleştirme siyaseti var ama kendileriyle birleşmek ya da en azından görüşmek, müzakere etmek, bu sürecin bir biçimde parçası olmak isteyen herkese de kucak açtıklarını söyleyemeyiz galiba. Bugün HDP ile ilgili önemli bir karar vardı. Anayasa Mahkemesi seçimden sonraya kalsın kapatma davasına ilişkin karar biçimindeki talebini reddetti. Şimdi bu kararını her şeyden önce mahkemenin seçimden önce HDP'nin kapatılmasına ilişkin bir karar vereceği biçiminde mi yorumladınız, nasıl yorumladınız? Şöyle, yani sadece bu karardan yola çıkarak değil, ortada bir bağımsız mahkemelerin varlığından söz etmek mümkün olmadığı için aslında konuyu yorumlarken iktidarın tutumu ne olur üzerinden yorumlamayı daha gerçekçi sonuca götürme potansiyeli vardır diye görüyorum. Bu nedenle iktidarın bugüne kadarki ilerleyişi, özellikle MHP'nin iktidar içerisinde oyunun üstünde bir etkinliğe sahip olması nedeniyle maalesef ki HDP'nin kapatılması mümkün değil diyemiyoruz. İktidarın HDP'nin kapatılması yönünde tercihte bulunması şu an için, tekrar diyorum, maalesef ki güçlü senaryo. Fakat bu ülkedeki hak ihlallerinin, en temel hakların ihlalinin bir yenisini yaratmaktan başka bir şey yaratmayacaktır. Ve böyle bir tercih oluşması durumunda bugün muhalefetin kazanmaya yakın olma halinin daha da yakın olma halini görmüş olacağız. Çünkü HDP seçmeni bu ülkenin en siyasi seçmeni ve bu tür olumsuzluklar karşısında öfkelenip protesto etmek yerine daha fazla siyasal katılımla buna cevap verecektir. Şimdi HDP'nin bir B planı, C planı, D planı var anladığımız kadarıyla. Ama muhalefetin bu konuda bir planı var mı sizce? Altılı Masa'nın HDP'ye ilişkin gelişmelere yönelik bir planı var mı sizce ve ne? Şöyle, yani muhalefetin bir planı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani bir HDP adına bir hazırlık yapması çok mümkün değil. Ama şunu tahmin ediyorum, hatta umuyorum aynı zamanda. Dileriz ki böyle bir olumsuzluk olmaz ama olumsuzluk olması halinde hangi grubun ne diyeceğine bakmaksızın bu hak ihlaline muhalefetin her kanadının itiraz etmesi gerektiğini düşünüyorum. Buna sağ partilerde dahil, Sosyal Demokrat Parti'de dahil böylesine bir hak ihlali karşısında mutlaka en üst düzeyden itiraz etmesi gerekiyor. Çünkü bugün bütün ülkenin kurumsal kapasitesi neredeyse tamamen çökmüş durumda. Seçimden önce muhalefetin yapabileceklerinin sınırlı olduğuyla da yüzleşmek gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle burada en üst düzeyden itiraz edip sonrasında seçimi alıp bir daha bu tür hak ihlallerinin oluşmasını engelleyecek kökten çözümlere, reformlara gitmek muhalefetin ana sorumluluklar arasında olduğunu Peki inanıyorum. İşbirliği bekler misiniz? Kapatılması halinde mi soruyorsunuz? Evet. Yani muhalefetin, daha doğrusu şöyle, altılı masa içerisindeki herhangi bir partinin kadrolarından HDP'nin de girmeyi tercih edeceğini zannetmiyorum açıkçası. HDP daha kendi etrafında oluşmuş olduğu sol ittifaktaki bir partinin kadrolarından girmeyi tercih etmesi çok daha gerçekçi bir durum. Buradaki bence yorumdaki hata şu oluyor: muhalefet ister mi istemez mi ya da altılı masa ister mi istemez mi tartışmasının ötesinde HDP'nin de isteyip istemediğini bir düşünmek gerekiyor. Evet. Çünkü HDP kendi ideolojisi etrafında keskin bir siyaset yürütüyor. Bu her yapıyla bir araya gelebilmeyi çok mümkün kılmıyor. Bu nedenle de daha sol sosyalist partilerle bir işbirliği çok daha gerçekçi iki taraf Evet. için. Keskin bir siyaset yürütürken aslında pek çok noktada müzakereye açık olduğunu da ifade ediyor ama. Örneğin adayın kim olacağı konusunda. Yani kendi adaylarını açıklayacaklarını belirtmiş olmalarına rağmen oradaki o ortak adayın ortak belirlenmesi noktasında da bir açık kapı hala havada durup işte tokalaşmayı bekleyen bir elde var. Fazlasıyla bunu söyleyebiliriz çünkü aslında belki imkan oldu, orayı da bir açıklama yapmak lazım. Keskin siyasetten kastım şu: yaşadığı ihlaller karşısında geri adım atmayan kararlı bir siyaseti tercih ediyor HDP. Hı hı. Yani onlarca belediyesine kayyum atanmasına, önceki genel başkanın içeride tutuklu olmasına, birçok partide görevlinin, yetkilinin içeride olmasına rağmen bu iktidar bloğu karşısında en ufak bir geri adım atmıyor ve keskin bir siyaset yürütüyor bunun karşısında. Şimdi dolayısıyla bu hattan
HDP devam edecektir. Bununla birlikte muhalefetle de diyalog kanalının sürekli açık olduğunu vurguluyor. Bence bu tavrında samimi de aynı şekilde. Üstelik böyle bir büyük beklenti, her alanda ortak hareket edelim, birlikte politika belirleyelim beklentisi de değil. Bizi görün, bizi yok sarmaya kalkmayın uyarılarıyla bunu yapıyor. Dolayısıyla bir siyasal olgunluk içerisinde götürdüğüne rahatlıkla ifade edebiliriz. Evet. Peki şimdi listelerin belirlenmesi çok önemli. Mecliste belli bir sayı tutturmak belki adayın kim olacağından bile çok daha önemli sonrasında adım atabilmek açısından mecliste bu partiler için. Aksi takdirde tam bir iktidardan söz etmek zor olabilir. Dolayısıyla bu listelerin belirlenmesi meselesi bir sıkıntıyı da beraberinde getirir mi, ne dersiniz? Şimdi ortak listeler mi söz konusu olacak? Kim kimin listesinden aday olacak? Oralarda diğer siyasi partilere kendi listelerinde yer vermeleri durumunda, iki büyük parti söz konusu olduğunda özellikle kendi adaylarının daha az yer bulacağı anlamına gelecek bu. Dolayısıyla bu partilerin kendi içlerinde bir takım sıkıntıları neden olabilir mi? Nasıl bir potansiyel görüyorsunuz bu listelerin belirlenmesi meselesinde? Şimdi tabii şöyle, yani özellikle yeni kurulan küçük partilerin bir bakıma bir iktidarı yakalayabildiği, iktidarın parçası olduğuna dair tabanlarına mesaj vermeleri gerekiyor ki teşkilatlarını diri tutabilsinler, bugünkü büyüklükleriyle tutabilsinler. Bu nedenle sıralamalarda, listelerde ne kadar yer aldıkları son derece önemli. Hı hı. Önce bu gerçekten yola çıkarak başlamak lazım. Öte yandan da büyük partilerin, İYİ Parti ve CHP'nin de kendi örgütlerinde, teşkilatlarında ve seçmen tabanında hakkaniyet duygusunu zedelemeyecek bir uzlaşma içerisinde olması lazım. Örneğin istatistiklerde %1'in altında karşımıza çıkan partilerin bir mecliste grup kuracak kadar çok sayıda milletvekili listesine erişiyor olması burada hakkaniyet tartışmasını büyütecektir açıkçası. Hı. Ama bu partilerin salt oy oranı bakımından da tek başına ele alınması gerektiği anlamına da gelmez. Dolayısıyla burada demokratik olgunluk içerisinde, siyasal olgunluk içerisinde tüm yönüyle ele alarak bir dağılım yapılabilir. Tabii burada bir detay da şu: bu dağılım yaparken sağ partilerin kendi içinde bir ittifak oluşturması, kendi içinde daha fazla sağ listelerde yer alması aynı zamanda bir önem taşıyor. Çünkü seçmen grupları içerisinde de geleneksel bir sağ partinin özellikle mesela İç Anadolu bölgesinde güçlü olduğu varsayılan sağ partilerin sol partilerin listesinden girmesi halinde seçmenlerini o düzeyde sürükleyebilirler mi? Açıkçası emin değilim. Ya da şöyle ifade edeyim. Yine bir sağ partiden girmesi, evet, halinde seçmenine daha az süre verme potansiyeli mevcut. Bu nedenle de kendi içinde bir sağ birleşimin olması daha da olumlu bir sonuç yaratacaktır.